üretimi artırmakla çözülebilir, iş sahaları açılmakla çözülebilir. Bence yalan. Memleketi yönetenlere soralım. İşsizlik oranı %13. Yani kötü bir oran tabii. Üzgün olduğumu söyleyebilirim. Hükümeti yani bir şekilde çözmesi lazım. Biz normal vatandaş olarak bunu bilemeyiz. İyi yere hani parmak bastınız derler ama ben de işsizim. Gerçekten çok zor hayat. Yani geçim sıkıntısı inanın had safhada. Onu samimiyetle söyleyebilirim. Üretimi arttıracağız. Katma değeri de yükseltmemiz lazım bu anlamda. Yaptığımız ürünlerin işte dışarıda değer görmesi, önem arz etmesi çok şey, bizim kendi vatanımız için önem arz eder. Bu eğitim sistemiyle herkese diploma vererek ebeveynler de benim oğlum vali olsun, benim oğlum paşa olsun diye çocuk yetiştirir sürece işsizlik oranları da düşmez. Öncelikle herkes meslek sahibi olmalı. Lise ve imam hatiplerin 3'te 2'sini kapatıp sanat okullarına çevirmeliyiz. Çok kötü bir durum. Hiç iç açıcı değil. Daha da artacağını düşünüyorum. Daha fazla fabrika açabiliriz. Daha fazla üretime katkıda bulunabiliriz. Bunu yapabilecek kapasitedeyiz. O kadar büyük bir ülkeyiz ki biz aslında. Bunların altından, üstesinden gayet rahat kalkabiliriz. Ama olmuyor. Nedense olmuyor. Bilmiyorum. Ya Türkiye'nin oldu mu olası en büyük yarası zaten. Yani şu an itibariyle belli bir yaşa geldikten sonra eğer geçmişten bir el sanatı, yani bir sanatınız yoksa, bir işiniz yoksa okumuş olmak da fayda etmiyor. Belli bir yaştan sonra zaten otomatikman bir dezavantajlı duruma geçiyorsunuz hiçbir şekilde. Kurumu bırak, yani sanayide bile iş bulmakta zorlanıyorsunuz. Ya tabii istihdam, üretim. Ama üretimi de işte görüyorsunuz yani. Daha önce üreten bir ülkeydik. Hayvancılık, tarım, onlar bile şu anda sıfır noktasına dayandı. Bu durumda hani kimi nereye istihdam edeceksiniz? Kim yetişmiş elemanı nasıl yetiştireceksiniz? Yetişmiş elemanı nerede nasıl değerlendireceksiniz? Her şey başlı başına böyle zincirleme. Hani büyük sıkıntı. Vallahi daha henüz bir şey düşünmedik ama düşünmek lazım. Görünen köy kılavuzu istemiyor. Rakamlar da ortada. Acilen çözüm bulunması gerekiyor. Yapacak herhangi bir şey yok yani. Bunu da yapacak olan iktidar yani. Başka kimse değil yani.